Sabah İdman'dan herkese merhabalar efendim. Yeni bir videoda yine karşınızdayız. 7 Mayıs 2020 Perşembe tarihli gazetelere şöyle bir bakalım. Tabii lig için tarih verildi. İlk defa tarih çıkışı aslında Fanatik'ten başlayan fotomaçı öne koymuştum ama Fanatik daha fazla yer varmış. Ligin başlamasının haberi transfer haberlerinin etrafında çerçeve olmasıyla biraz kaybolmuş fotomaçta. Sonuç itibariyle günün önemli haberi bu. Başlıyoruz. Şimdi tabii özellikle Sayın Koca'nın açıklamasının da ardından, yani Nihat Özdemir'in açıklamasının ardından ve Sayın Koca'nın da açıklamasında bahsettiği sorumluluk TFF'nin, biz kararı TFF'nin vermesi gerektiğini altını çizdik. TFF'nin sağlık kurumu olduğunu biliyoruz. Bu kurumun hazırladığı süreç yönetimi ile ilgili çalışma olduğunu da biliyoruz. Başkanı kendi ifadeleri zaten o şekilde, kendi iradeleriyle kararı zaten TFF verdi. Bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur diyerek, arkadaşlar aslında başlamamanız lazım. Fakat biz şimdi başlamayın desek bizi topa tutacaklar. Hani eleştiri alacağız. Biz bu eleştiriyle şimdi uğraşmak istemiyoruz. Çünkü zaten koronayla mücadele ediyoruz. Siz ne karar verirsiniz yapın, uygulayın. Ama yanlış. Yani bunun alt metni budur. Fakat Sayın Nihat Özdemir bir de son 4 haftayı seyirciyle oynatabiliriz bile dedi. Yani liglerin başlamasını istiyorum. Sıkıldım da, ya kendi adıma sıkıldım. Aynı zamanda mesleki anlamda da artık biraz daha tabii hareketlilik yaşamamız gerekiyor. Yani mesleki anlamda bu durumumuz da sosyal spor medyası olarak iyi değil. O işin ayrı bir kısmı. Liglerin başlamasında taraftarıyım ama dediğimiz gibi Hakan Ünsal Lig Radyo'da 12 Canım benim programa konuk olmuştu ve orada aslında hem futbolcuların hem teknik direktörlerin fikrini dile getirmişti. Onların hepsiyle hemen hemen konuştum. Ve hepsinin isteği, beklentisi Temmuz ayının başında liglerin başlaması. Mayıs ayının sonuna doğru antrenmanların yoğunlaşması, toplu antrenmanların başlaması ve ondan sonra da Temmuz ayında liglerin başlaması şeklinde diye. Ama federasyon 12 Haziran tarihini ortaya koydu. Bunun arkasında durabilecek mi? Ne olacak, ne bitecek? Biliyorsunuz son günlerde rakamlarda yine artış var. Nasıl bir durum ortaya çıkacak? Bunu hep beraber göreceğiz ama şu an için 12 Haziran tarihi çıktı. Çok kötü bir protokol biliyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolü, yani maç başlama protokolü, koşullar daha sonra işte soyunma odaları, şunlar bunlar. Onlar zaten çok kötü. Uygulanabilirliği yok birçoğunun. Artın şeyi merak ediyorum. Yani videonun aslında ana konusu da bu. Sonra diğer haberlere de bakarız. Bir, gol sevinçleri nasıl olacak? Yani futbolcular gol attığı zaman sevmemek gibi durumu ortaya koyamaz. Sonuç itibariyle hatırlayın, Galatasaray falan Beşiktaş maçının oynanmasına en büyük tepki Galatasaray futbolcuları ortaya koymuş. O tepki koyan oyunculardan Muslera mesela Burak'a nasıl sarılmıştı maç bittikten sonra. Futbolcu refleks olarak işte sarılır, gol sevinci olur, şu olur, bu olur. Ve onun sırayı engelleyeceksiniz bir. İki, cezanın içerisinde rakibe öksürmek, yani hücum yapan takımın oyuncusunun yüzüne öksürmek 10. kusur hareket olur mu olmaz mı? Sonuç itibariyle öksürük yoluyla, nefes yoluyla bulaşan bir hastalıktan bahsediyoruz. Ve rakibi durdurmak için, rakibe tedirginlik vermek için nizami şarj ya da biraz daha nizaminin dışında biraz şarj yapmak yerine rakibin yüzüne öksürmek ve rakibi korkutmak bir faul müdür? Faul ise bu penaltıya cezalandırılır mı? Aynı zamanda kart cezası var mıdır? Gibi sorular da akıllara geliyor. Aynı zamanda 1,5 metre, yani işte hala, yani 12 Haziran'da da öyle olacak. Bankalara sırayla giriyorsunuz. Marketlere sırayla giriyorsunuz. Kasada 1,5 metre arayla bekliyorsunuz. Hala maskeyle geziyorsunuz. Ve sonrasında siz bu insanlara çıkın oynayın diyeceksiniz. Buna hazır mıyız? Futbolculara sor. Kimse futbolculara sormadığını görüyoruz bu arada. Sayın Nihat Özdemir sadece kulüp başkanlarıyla muhatap olmuş. Kadınlar Ligi ne olacak? Kadınlar Ligi ile ilgili en ufak bir açıklaması yok. Süper Ligi konuştu, 1. Ligi konuştu, 2. Ligi konuştu, 3. Ligi konuştu, Bal'ı konuştu. Bal Ligi değil, Bal. Bölgesel Amatör Ligi ligi olmaz. Bölgesel Amatör Ligi. Bal'ı konuştu. Fakat kadın futbolunu konuşmadı. Kadın futbolu ile ilgili bir kararları var mı? Kadın futbolunun durduğunu hatırlıyorlar mı? gibi sorular ortaya çıkıyor. Keşke Profesyonel Futbolcular Derneği'ni, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'ni dinleselerdi. Ya da futbolcuları, teknik adamların dediklerini dikkate alsalardı. Tarih belirlerken, tarih belirlenmeliydi, lig başlasın. Ben de aynı şeyini düşünüyorum. Tarih belirlerken keşke bunu ön planda tutsalardı. Aynı zamanda İstanbul'da ilgili bir plan var. Tabii şu anda Atatürk Olimpiyat Stadı ne durumda hiç bilmiyoruz.
Şampiyonlar Ligi'nin hazırlık süreci nasıl tamamlanmıştı, nasıl devam ediyordu bilmiyoruz. Hiçbir zaman bir görsel paylaşılmamıştı Atatürk Olimpiyat Stadyumu ile ilgili olarak, ama UEFA şayet takvim planından, yani B planı olarak ya da CD artık hangi planıysa UEFA'nın alternatif plan olarak İstanbul olacak final, yarı finalleri de İstanbul'da oynatma düşüncesinde. Böylelikle hani seyahat siyahati kısıtlamış olacak. Kazanan takım belki de hemen orada kalacak. Sonrasında finale odaklanacak. Bakalım bu şekilde bir planı varmış efendim. Diyelim ve diğer haberlere doğru bakalım. Burada Bielica ile ilgili haber var. Falcao. Çok güzel bir röportaj var yine Deniz Çoban'dan. Tarık Ongun'dan sonra Cüneyt Çakır'ın bir diğer yarısı Bahattin Duran'la röportaj yapmış. Soza'ya 2 milyon euroluk bir teklif, 800 bin euroluk bir teklif gelmiş. Eski kulübe Estudiantes'ten Trabzonspor gülmüş bu teklife. Hemen rüzgarın bize izin verdiği ölçüde şu sayfamızı çevirelim ve hop röportajımıza gelelim efendim. Deniz Çoban, efsane üçlüyle röportajlar devam ediyor Deniz Çoban'dan, Tarık Ongun'un ardından. Cüneyt Çakır'ın bizim ekibe aşıladığı en önemli şey hedeflerin hiç bitmemesi. Her maç bir öncekinden daha önemli. Her sene bir öncekinden daha önemli. Bu sayede 10 yılın üzerinde bir ekip istikrar geldi. Juventus, Barcelona, Dünya Kupası'ndaki ilk maçımız Brezilya, Meksika ve Hollanda, Arjantin yarı finali, 2018 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere maçlarımız unutulmazlarım arasında. Şimdi hedefimizdeki maç, ligler başlarına çıkacağımız ilk maç olacak. Büyük bir heyecanla karşılaşmayı bekliyoruz. Hedefteki turnuvamız ise Euro 2020 artık. Tabii artık Euro 2021 demiş. Deniz tatil ve aile ve futbol. Salgın bitince ne yapacaksın? Deniz kenarında bir tatil. Annemlerde kalabalık bir aile yemeği. Cüneyt Çakır ve Tarık Ongun'un maç yönünde. Kitap önerisi 30 milyon kelime. Dizi Dark ve Game of Thrones. Film aile arasında ve The Accountant. Yalnız o Dark dizisi var ya, yani illet ya. Yani kopmaman lazım. Birinci sezonla ikinci sezonu arka arkaya seyretmen gerekiyorsa kafalar zaten normalde bir karmak karışık oluyor. Şimdi bu ne oldu, bu böyle nereden gitti, bu böyle böyleydi, şöyleydi, böyleydi, kaynım nereden geldi, oradan gitti filan, böyle acayip bir dizi ya. Şimdi adam normalde babasının kuzeni filan çıkıyor ya böyle. Çok güzeldi zaman. Çok başarılı bir röportaj yine. Yumurta kırarım ama getirirken diyor. Kilo almadım, kilo verdim demiş. Tenis oynuyoruz, hocamız Dedeş. Son 2 yıldır eşimle birlikte tenis oynuyoruz. Tecrübeli yardımcı hakemlerimizden Alparslan Dedeş hocalığımızı yapıyor. Televizyonda yalnızca küçük oğlum ile birlikte çizgi film izliyorum demiş. Televizyon izlemeyi sevmediği belli olmuş buradan. Stresli günlerde yapmak istediğim, yani bir saatim olsaydı eşimle baş başa kahve içmeye giderdim diyor. Edindiğim en önemli tecrübe şu süreçte. Bilimin insanlık için aslında ne kadar önemli olduğu. Geçmişte yapma fırsatı bulamadığım için yapmamışım, şimdi yaptım. Çocuklarımla bol bol vakit geçirdim. Ligi verilen bu arada düzenli uyku bana çok iyi geldi demiş. Virüs tehdidi bittiğinde annem ve babamın elini öpüp kardeşime sarılmak olacak. Virüs tehdidi bittiğinde daha önce yaptığım, bir daha asla yapmayacağım dediğin, bu hafta sonu evden dışarı çıkmayacağım. sevgili Bahattin Duran'ın röportajı efendim bu şekilde. Deniz Çoban'ın yine eline sağlık, çok keyifli, çok güzel olmuş. Hemen bakalım efendim, Fotomaç gazetesinde onlar da transferler, yani şimdi zaten Nihat Özdemir'in okuduk. Bir de şey dedi yanlış hatırlamıyorsam, yani kulüplerin %73'ü mü yani filan istemiyor diye bir şey söylendi. Sonra biraz daha farklı bir rakam çıktı. Türkiye Kupası ile ilgili ya aslında şey, yani biz artık bir karar almak zorundayız çünkü bütün Avrupa kulüpleri yavaş yavaş bir karar alıyorlar. Ya beyaz lig ilan ediyorlar, ya beyaz sezon ilan ediyorlar, ya tescil ediyorlar, ya devam etme kararı alıyorlar. Bizim artık acilen bir karar almamız gerekiyordu. Biz de bu kararı aldık ama acilen aldık. Karar, yani kararın bende yarattığı intiba bu. Haberlere bakalım. Fotomaç ve haber, transfer haberleri. Terim'in gözdesi Mert Müldürmüş, Sassuolo'daki oyuncumuz. Fener'e 3 Hırvat 1'den. Düşük maliyet, yüksek performans organı benimseyen yönetmen Salaçık, Orsic, Solbek, Meninyak ve Sağbek Vironovic'i transfer edebilmiş. Beşiktaş'tan yine daha önce de çıkmıştı. Bak adamım hamlesi, Lukman hamlesi efendim. Fırtınada Soza bombası. Ön libero kim? Josef de Soza. Peki. Galatasaray'da Aslan'a Magno. Vasco da Gama'da forma giyiyormuş. 2002 doğumluymuş. Fenerbahçe'de Mesut planı. Ondan sonra öyle devam ediyor böyle. Acayip bir şey yani. 12 Haziran'da lig başlıyor diye ikinci sayfaya vermişler.
Sonracıma. Yayıncı kuruluşla tabii ilgili olarak. 14 takım devam ediyor. Onu diyorum ha. %73'ü devam etmek istemiyor dedi. Muhtemelen bütün kulüplerin. Yani birinci lig, ikinci lig, üçüncü ligdekiler dahil olmak üzere. Belki baldakiler de dahil olmak üzere. Öyle bir oran çıktı. Ha, tamam. Şimdi oldu. Ancak ikinci ve üçüncü ligdeki 90 takım 170 maçtan oynamasını istemiyor. Ya Süper Lig'in istemesinin sebebi. Herkesin bak şunu şurada belli oldu artık yani. Bu karar açıklandıktan sonra da çıkan tartışmalar. Kimsenin salgınmış, sağlıkmış, memleket dermiş falan umurunda değil. Herkes abi aman ben kendi çıkarımı düşüneyim derdinde. Hastalıktan sonra her şey değişecek. Ya hiçbir şey değil. Bencillik böyle diz boyu gidiyor efendim. Futbol neden bizi bu kadar bencilleştirdi? Oysa tam tersi olması lazım ama sporda bilmiyorum. Fakat bir kez daha gördük bir futbol bizi çok bencilleştirdiğini. Aslan sahadaymış efendim. Muslera, Okan, Barkal, Saraki ve Andone sahada toplu antrenman yapmış. Mert Müldür hamlesi, Magno işte ondan sonracıma filan Milan yani transferler. Bir sürü transfer. 700 bin kiralama bedeli ve 5 milyonluk satın alma opsiyonu sunacakmış İtalyan ekibine. Ondan sonracıma Fenerbahçe Hırvat ekolü Kanarya'nın transferlik 3 hedefi ortaya çıktı. Düşük maliyet, yüksek performans olan ve transfer yapacak Fenerbahçe'de sol açık. Mislav Orsic ve sol bek Melinyak ile sağ bek Milonovic'in yakın takip alındığı haberi var burada. Olağanüstü kongre sesleri başkanın koçun yönetimi güçlendirmek için kulübü olağanüstü kongrede götürebileceği iddiaları varmış. Ona Emir Dilaver'den vazgeçmiyormuş. Şey, sizliğin adına. Fenerbahçe. Avusturya Viyen'de ne oynuyor diyor. Avusturya Viyen'de mi oynuyordu Emir Dilaver yoksa şeyde oynuyordu. O, Bundesliga'da oynamıyor. Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Bundesliga'da oynamış mıydı? Şimdi isimleri karıştırmış olabilirim yani. 2013-2014'te bu CVN'de Bielica ile birlikte şampiyonluk yaşayan Emir Dilaver 2017-2018'de Lech Poznan'da buluştu. Bielica Emir'i 2 sezon önce Dinamo Zagreb'e de aldı. Bielica Emir'i Fener'e de istiyor. Mesut Özil haberleri var Fenerbahçe'de. Bir gün elbette ki gelecek ama yani o gün bugün müdür, doğru gün bugün müdür bilemedim. Bak adamın harekatı Beşiktaş'ta Lukman harekatı. Ama masada lastikte forma giyen Lukman'ın Çin siyah beyazlı bir yıl kiralık teklif yapacağını iddia etmiş efendim. Sergen Yalçın onaylamış. Şartlar çok değişmeli demiş. Kim? Adnan Dalga Kıran. Şu anda günlük 1500-2000 arası hasta varken açıkçası oynatmak zor diye düşünüyorum. Sadece seyircisi oynatmak da bitecek bir iş değil. Bir sürü yan unsur var. Hepsi kontrol etmek hiç de kolay değil demiş. Boğa teknikler geri 5 yaş yönetimi %45 oranı indirmesiyle Gana'da %20'de direnç ipler kopma noktasına geldi. Ya daha 2 gün önce her şey yapmaya hazır diye ben mi yaşadım foto maçı değil miydi haber? Fanatikte miydi? Karıştırıyoruz artık. Devam edelim. Yani ligin başlaması ilgili olarak söyledim. Yani bir de Sayın Nihat Özdemir son 4 haftayı seyircili bile oynarız dedi ya. Ya. Allah aşkına ya. Otobüsleri şu anda biliyorsunuz değil mi? Oturan yani koltuk sayısı kadar ama tek kişi hani işte 13 mü? Ne öyle bir şey galiba. Artı ayakta da 7 mi 8 mi ne? Yani otobüse bile o kadar insan alınıyor sadece. Siz tribünlere son 4 hafta seyirci alacaksınız. Peki abi. İki kupayı da çok istiyoruz demiş. Kim efendim? Abdülkadir Ömür. Bu sezon büyük bir kısmını sakatlık nedeniyle oynayamamıştı ama döndükten sonra da form tutmaya başlamıştı. Gencecik bir futbolcu tabii. Sezonu çifte zaferle kapatmak istediklerini söylemiş. Hayallerim gerçekleşti diyor. Trabzonspor'da oynamak tabii ki. 3 maç sakat oynamışım diyor. Orada işte bir ortaya çıktı diye hatırlayacaksınız. Zaten yanlış hatırlamıyorsam sağlık ekibinin işine son mu verilmişti? Trabzon hazırdı çıkar ve oynarız. Başkan Ağla Aspor'a konuşmuş. Lider olmamıza rağmen lig test edilsin demedik. Nasıl demediniz? Ondan sonracıma. Bursa'da mutlu son efendim. Şurada şöyle. Timsah Süper Lig yolundaki en büyük kozu olan Selezno'nun da işlemi tamamlamış. Sezon sonu mukavemeti bitecek olan Ukraynalı golcü yeni sözleşme teklifini kabul etmiş. Ne kadar verecekler 34 yaşındaki adama? Merak ettim. Yazmıyor. Adana Demir tek yürekmiş efendim. Menemen'de gündem Serdar. Sadece Vakitler Darmstadt 98'de forma giyen Serdar Dursun'u takibi almışlar. Lider Hatay'dan mesaj var. Liglerin başlamasıyla ilgili endişelerin olmadığını söylemiş Mehmet Altıparmak. Tavares de Altaylı oyuncu bize engel yok diyor.
Ondan sonracıma devam edelim bakalım. Şimdi burada fanatik detaylı yapmış açıklamaları bu şekilde bakın. Eğer virüste rastlanırsa, yani böyle bir soru geldi. Öyle bir şey yaşamayı düşünmüyoruz, düşünmek de istemiyoruz. Sağlık Bakanlığı bilim kurulundan oluşan rapor sonra sağlık kurulu olarak futbola dönüş protokolü yayınladık. En istedim başında oynayacağına dair protokol, kulüpler uygun hareket ederse hiçbir sporcu ve futbolcumuz virüse kapılmayacaktır. Ya evinden çıkmayan insanlar marketçinin getirdiği torbadan ya da kendisinden virüs kapıyorlar abi. Yani bunlara rağmen herhangi bir şekilde bir virüs olayına rastlanırsa hemen duruma göre Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu birlikte değerlendirip ona göre yol açısı belirleyeceğiz. 26 Temmuz'da bitirecekmiş. Bilmiyorum. Yani aslında şöyle sanırım bir yandan da Sayın Nihat Özdemir özellikle devletten bu konuda bir karar çıkmasını bekledi. Çünkü kendisi biliyorsunuz bu süreç hiç karar tek başına olamadı. Yani tek başına alamadı tam yönetim. Yani aldı. Seyirciyle oynanacak dedi. Sonra seyircisiz oynatmak zorunda kaldı. Sonra seyircisiz oynanmaya devam edecek dedi. Ertelemek zorunda kaldı. Yani o yüzden baktı ama olacak gibi kendileri almak zorunda kaldı. Böyle birazcık havada kalan bir karar çıktı ondan sonra da. Sozay'a şaka gibi teklif Safa Can Komikseverden. Bielika'nın parası hazır. 1.2 milyon euro alıyormuş Dinamo Zagreb'den. Dur bakalım. Bu alan ülkesinin bir numarası konumundaydı. Ali Koç'un da Hırvat teknik adamı Burak'ın biraz daha fazla önerici önerildi. Sözlü olarak 1+3 yıllık teklif götürülen 48 yaşındaki hocaya senelik 1.5 milyon euro verileceği konuşuluyor. İnşallah gelirse Fenerbahçe klasik Türk yönetici profilinden uzak bir performans ortaya koyar. Fenerbahçe yönetimi ki Ali Koç geldiğinden beri o profilden uzak değiller. O zaman bir Bielika başarılı olabilir ama. Koku'da davrandıkları gibi, Kuman'da davrandıkları gibi, Ersun Yanal'da davrandıkları gibi, genel geldiklerinden beri yaptıkları gibi davranırlarsa Bielika'yla da başarı çok zor olur. Yani şart var yani. Neden? Sonuç ilişkisi. Klasik Türk tipi yönetim zihniyetinden uzaklaşsınlar, başarı gelebilir. Gerçi başarının gelme ihtimali daha yüksek. Cem Dizdar, ne demiş efendim, kaledeki sorun büyük değil diyor. Kalecik girişin olduğu yerden bakalım. 5. seneye tıpkı Trabzonspor, Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır tercihinde olduğu gibi bir kaleci kalmış olabilir. Çünkü elinde 3 iyi genç kaleci var. Utku Yavukuran, Ersin Destanoğlu ve Doğukan Özkan. Kalecik sorun büyük değil. Bilmiyor musun? Seyrettim acaba Ersin'i Cem abi? Kalecik seneye zaten yoktu diyor. Dorukhan Toköz benzeri isim şart demiş. Geleceği olan. Bu arada Fatih Aksoy'un takımındaki geleceği gerçekten merak ediyorum. Bir isimle ya da Kuzey ülkelerinden basit ama güçlü oynayan aynı zamanda yıllık maçı bize bir uğraşmayan bir oyuncuyla tahkim edilmeli. Savrulu olmayan modele dönmek zorunluluk. Orası kesin zaten. Onu hep biz de söylüyoruz. Başından beri olması gerekenin 5 yaşında hatta bütün herkes adına olması gerekenin bu olduğunu. Ömür, Abdülkadir Ömür'ün zaten açıklamalarında okumuştuk efendim. Kendisinin genç yıldız. Her yolun ağzıma çıkıyor Mehmet Özcan haberi. Galatasaray'da sağ bek için rotasını Antalyaspor'la oyuncuya çevirdi. Mariano Şener Bili ile simiyetini kesen Sarı Kırmızı'da Olympiakoslu El Abdellui ve ile Paraşı'da anlaşamamış. B plan olarak belirli Nazım Sangare'de karar kılmış. Kartal FIFA'ya, Karius Arta Berlin'e efendim. Türkiye'nin gördüğü en iyi ön libero Maldonado, Bülent Timurlenk. Dur bakayım. Yani o anlamda şey yani Alex'in sözüymüş, onu hatırlatmış. İlk yarı futbol, ikinci yarı ise boğa güreşi. Ramos'un bir resmiyle beraber. Böyle dünya arşivinden anekdotlar devam ediyor Bülent Timberlake abimizden. Okumanızı tavsiye ederim. Burada başka haberimiz var mı? Yok. Devam ediyoruz o halde. Burada bakalım efendim neler ayırmışız sabahta sevgili Yasemin Yıldırım derlemiş Sayın Nihat Özdemir'in açıklamalarını zaten söyledik. Daha bir kran köprü altından çok sıcak algı operasyonu var. Trabzonspor başkanı aldı. Oynamak istemeyen 4 kulüpten biri olduğumuz yönde bir algı yapılıyor. Lider olmamıza rağmen başımız nereye gittiyse ayaklarımız oraya gitti. Biz oynamaya hazırız demiş. Ondan sonra bir Bielika için 2 yıl, Bielika 2 yıl için 4 milyon euro. Sabah'ın haberi bu. 2 yıllık teklif yaptı. 1+3 değil 2 yıllık teklif dönüyor. Yıllık 2 milyon euro olarak da. Burada futbolla ilgili çok acayip bir haber var. Efendim
3. lig demeydi. Bölgesel Amatör Lig'de oynayan, Yıldırım Spor'da oynayan 2008-2009'da 2. ligdeki ve Acespor, Acettepe'de top koşulan Cevher Toktaş oğlunu efendim öldürmüş ve burada çok ilginç açıklamaları var. Hakikaten yani kan çekildi içimden denir ya, öyle oldu. Nerede kalmıştık diyor millet. Onur Dinçer yine yurt dışından güzel haberler bulup paylaşıyor bizimle. Ne bu yol gösterici beyzbol demiş. Onur Dinçer'den Amerikan güreşiyle ilgili haberler de bekliyoruz. Çünkü asıl yol gösterici o oldu. Koronavirüsle mücadelede başına sağlam ülkelerden Güney Kore'de beyzbol ligi başladı. Seyircisi oynanan karşılaşmada stadyum boş görmesin diye tribünler üzerinde taraftar fotoğrafları olan pankartlar getirilmiş. Mönchengladbach'ta onu yapacak biliyorsun. Bundesliga'da bu arada başlıyor 16 Mayıs'ta. Oyuncular sahaya maskeyle geldi. Hakemler üzerine maskeyle maçları yönetti. Evlerinden görüntülü olarak bağlanan onlarca taraftarın anlık görüntüsü de mesajları ve stadyumdaki dev ekrana yansıtıldı. Futbolda başlıyor. Güney Kore'de biliyorsunuz. İddiacılar çok mutlu. Bu arada çok ciddi bir şekilde artık at yarışları başlasın şeklinde istek talep de var. Dün Twitter'da şeyde oldular. Trend Topic'te oldular. Artık at yarışlarının başlamasıyla alakalı olarak. Bence hani asıl oradan başlanmalı dedi. Çünkü riski daha az. Yani daha riskli az bölümden başlamak gerekir. Test edeyle ilerlemek gerekiyor. O yüzden TCK'da çok net bir şekilde mesajı veriyor zaten biz hazırız diye. Sporcu ve teknik adamlar ateş ölçümleri yapılmasından sad alınmışlar. Güney Kore'de beyzbol liginde salgın riski minimum yenene kadar maçlar serisi oynanacak. Eğer bir takım oyuncusunda koronavirüs tespit edilirse lig durdurulacak. Onların böyle bir planı var. Bizde öyle bir test pozitif çıkarsa bağırız ya sağlık kuruna sorarız, ona sorarız, buna sorarız filan var. Güney Kore'de beyzbolun başlamasından sonra futbol sezonu yarın başlıyor. Serisi oynanacak maçlarda el sıkışma ve gol sevinci kısıtlamalar gibi birçok önlem bulunuyor. FIFA'dan tarih bir öneri var burada. Oyuncu değişikliğinin 4 ya da 5'e çıkarılması ve maçlarda devrilen sürelerin 45 dakikadan az olması gibi öneri masada durdu. Yani ne alaka? Bu çok saçma ya 45 dakika. Riskin potansiyeli mi azalıyor? Yani 45 dakika olunca şey olmuyor mu? Stoperle forvet oyuncusu birbirine girmiyor mu? Fizik mücadele mi? Hava topuna çıkmayacaklar mı? Benim cevap aradığım soru şu. 1. Rakibe öksürmek faul mü? Ceza içerisinde rakibine öksürdüğün zaman yüzüne, rakibi korkutmak için. Ama rakibe korkutmak için olduğunu nereden biliyorsun? Abi vallahi öksürük çıktı bir anda ne yapacağım hani? Mi diyecek? Yani derse ne yapacaksın? 10. kusurlu hareket midir? Gol sevinçleri nasıl olacak? Hava topu mücadelesinde neler olacak? Yani alternatif gol sevinç. Hatta aklınıza gelen varsa videoyu izleyenler arasında alternatif gol sevinçlerinizi de paylaşabilirsiniz efendim yorum olarak. Ha, bence şöyle olur böyle olur. En aşırı renk en güzeli. Böyle koşuydu ya baba. Mis gibi. Kimseye bulaşmadan. Efsane libero Alparslan Eratlı'dan 37 yıl sonra Kanarya Göztepe'den Alparslan Öztürk'e talipmiş. Süleyman Arat'ın haberi efendim. 2. Alparslan dönemi diyor. Kanarya Halil Akbunlar için de teklif yapacakmış. Burada yazıyor. Bülent Yavuz sırada robot hakemler var filan yazmış. O çok konuşulan bir mevzu zaten. Bundesliga start veriyor. Onu zaten az önce de söyledik. 15 Mayıs'a kadar hazır olması bekleniyor. Bundesliga maçlarının başlaması için Merkel onayı verdi. Ve bakalım burada zaten Nacık Küçük Florya Covid-19 düzenlemesi. Onun haberiyle bitirelim. Aracakları iddia edilen Şaş ve Davalı antrenmanlar da yok. Dörderli gruplar halinde çalışıyorlarmış. Yani zaten o klasik haber ama burada asıl önemli haber Hasan Şaş ve Davalı'nın da antrenmanlarda olmaması. Fatih Terim henüz inmemiş. Burada Serdal Adalı'nın yarışların için onayı bekliyoruz. TCK'nın talebi. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Beşiktaş yeni bir problem ile karşı karşıyaymış. Her ödemesi gereken maaş 2.750.000 euro olurken bu rakam sezon başına 16.8 milyon TL'ye denk geliyordu. Döviz fiyatlarındaki yükselişle bu rakam 20.3 milyon TL'ye yükseldi. Ya bu şey mi? Beşiktaş özgü mü? Yani haber biraz öyle gibi olmuş. Kartal'a yeni yük. Yani bu Kartal'a yeni yük değil ki. Kulüplerin yeni yük abi. Allah aşkına. Bu da birazcık absürt olmuş. Kusura bakmayın. Bütün kulüplere sonuçta binen bir yük. Sadece Beşiktaş'a binmiş gibi yapmak da biraz yani Beşiktaş'ları kızdırır. Bana benden söylemesi. Sonuçta Galatasaray Fenerbahçe de euro ile ödüyor yabancıların parasını. O yüzden onlara da yükmüyor. Trabzon'da. Hepsi. Bütün hepsi yabancılara euro ile ödüyor efendim. Sadece onlar değil. Ve euro çok yükseldi maalesef. Bir kez daha söyleyeyim. Abi bu kartuş fiyatları falan ne olacak bilmiyorum ya. İnanılmaz artıyor kartuş fiyatları. Kızın okulu için printer çıktılar filan derken evin en büyük maliyeti gideri oldu hakikaten. Neyse biz videoyu noktalayalım efendim. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın yepyeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.